Ne yapacağız? Yani biz de o zaman başka bir yatırım yapacağız. Öyle. Değil mi? Yani madem istemiyorlar, kasmanın bir manası yok. Tabii canım. Yani onların dediği olsun. Aynen. Olacaktı. Yine biz ama bir telefon açalım abi, söyleyelim yani. Telefonda olmaz şimdi, ayıp olur kadına. Kadın bize o kadar yemek memek yaptı, şimdi ağırladı yani. Gidelim yüz yüze konuşalım. Doğru. Böyle bir çiçek miçek yaptıralım o zaman. Tabii. Bu olayı komple bitirelim. Aynen aynen. Şimdi yani boşuna kadını da ümitlendirmeyelim şimdi yani. Paraya ihtiyacı vardı, şimdi bizden para gelecek diye heyecanlanmıştır filan. Mevzuyu öğrensin o da artık yani. Ne yapalım? Biz net olalım ama yani. Aynen. Dediğimiz zaman. Gidelim o zaman şimdi. Tamam git. Kesin yapmıyoruz. Kesin. Tamam. Ne yapalım? Kararımız belli. Hadi. Bu çiçekleri nasıl yorumlamam lazım? Biz burayı çok beğendik. Mekan güzel, mutfak harika. Personeliniz on numara. Çok zor böyle bir ekibi bir arada tutmak. Tahmin ediyoruz yani biz de. Biz şöyle düşündük. Yani bir dedik ki şirketin mali durumlarına bakalım, bir inceleyelim nedir ne değildir diye. İsterseniz şöyle yapalım. Bizim muhasebe müdürümüz sizi bilgilendirsin. Ben çok iyi anlamam o işlerden. Muhasebeyle Fırat'ın ilgileniyor. Peki. Ben bir Nedim Bey'le konuşup toplantı ayarlamaya çalışayım. Ne olacak şimdi? Ne olacağı var mı? Yani o kadar övdükten sonra burayı ne diyeceğiz? Bizim kızlar istemiyor, biz bu işe girmeyeceğiz mi diyeceğiz? Yani... Ben aslında bu işte olmak istiyorum abi. Ben de istiyorum. Hatta işime karışılmasından da son derece rahatsızım yani. Al benden de o kadar. Ve o zaman? Yani bakacağız o zaman, finans işlerine falan bakalım nedir ne değildir diye. Yani kardeşim zaten ben benim işlerime karışılmasından hiç hoşlanmıyorum. Aynı şekilde ya, bugüne kadar kendi işimizi kendimiz yaptık yani. Bu saatten sonra kızlardan izin mi alacağız arkadaş ya? Allah Allah. Kime ne? Süper haber. Nedim Bey hemen geliyor. Hayırlısı. Hayırlısı. Bu gece öbür evde uyuyacağız. Bir bakalım diyoruz nasıl olacak. Enerjisi falan. İyi gelir belki. Ya ben senin evi çok seviyordum ama ya. Niye gidiyorsunuz şimdi daireye tıkılıyorsunuz? Ya ben Residence'ı seviyorum Deniz. Ne var? Allah Allah. Ayrıca niye tıkılalım? Kocaman ev orası. Hem her şey elinin altında. Kapısı bacası belli, güvenli. Fena mı olur yani? E benim ev kiraydı. Fırat'ın evi orada boşu boşuna duruyor. Yazık. Tamam Narin, ben seni anladım. Kasım'ı. Sen bebeğin için endişeleniyorsun. Çok da haklısın. Anlıyorum ben seni. Ben bu yangın olayını araştırmaya karar verdim. Sen bana yardım edeceksin. Deniz, o işin altından öyle çok hoşumuza gitmeyecek şeyler çıkabilir yalnız. Emin misin? Yani evet, olabilir. Elektrik kontağından da çıkmış olabilir. Sermet de yapmış olabilir ya da bir başkası ama... Her şıkta benim bunu öğrenmeye hakkım var, öyle değil mi? Öyle de. Hazır mısın sonuçlarına? Hazırım. Yani. Ama çok gizli. İkimiz arasında. Tamam mı? Kimse bilmeyecek. O zaman sen bu durumda iki tane yeni personel alıyorsun. Yani bütçen de var, bizden bir şey istemiyorsun. Güzel. Sen o zaman al personelleri, aç ofisini, bak işine. Haftaya Serkan'la Demir yanına gelir, halledersiniz mevzuları. Tabii tabii. Program alın zaten. Halinden sonra yanınıza geçeceğiz Kemal Bey. Tamam o zaman. Bekliyorum. Tamam Kemal, kolay gelsin. Eyvallah. Tamam o zaman, siz gidin. Şu Oslo mevzusunu iyice konuşuruz. İyi günler. Görüşürüz. Ne o, Oslo'da iş mi yapıyorsun? Yok ya, yeni bir şey değil. Kuzey'e şube açmadan olmuyor. Mecburuz. Ben lokantaya baktım bu arada. Okeydir yani. İyi. Ya o konuda fikrimi söyleyebilir miyim ben ya? Seni daha iyi gördüm Ali. Söyle bakalım. Abi bence o hanımla olmaz ya. Niye?
Abi fazla havalı yani. Sıkıntı olur. Allah Allah. Böyle diyorsun ya. Ya abi şimdi hani ortak dediğin azıcık yamuk olacak. Zararsız olacak yani. Öyle havalı, öyle dul hatunla. Zor yani hani işin... Hani sizin içinizde böyle kötü bir niyet olmasa bile hani... Şeytan da olur abi, sıkıntı olur. Olur yani. Ben öyle abuk subuk şeylerin hayatıma engel olmasına izin vermem Ali. Sonra ne olur biliyorsun. Bu artık bir prensip meselesi oldu Ali. İnadına yatırım, inadına özgürlük. Abi sonra hani... Yengeler böyle panzerlerle gelir o lokantaya böyle, mutfakta kaçacak yer ararsınız. Hani... Benden size söylemesi... Söylemiş olayım yani ben. Neyse abi ben kaçayım. Erken gideyim eve. Benim eve geçeceğiz bu akşam. Evde de zaten hiçbir şey yok. Narin'in bana ihtiyacı olur. Hayırdır niye? Ya biliyorsun işte ırmaktan korkuyor. Kız haksız da değil. Çocuk büyüdükçe de huzursuz oluyor işte. Hadi eyvallah. Eyvallah görüşürüz. Bu arada şey... Sen avukatlara söyle teklifi hazırlasınlar hafta sonuna kadar. Ahu'yu da ara. Haber ver yani. Tamam tamam. Tamam. Hadi eyvallah. Eyvallah. Ali. Efendim? Acaba diyorum gelip seni alsam mı? Ne yapacağız? Vallahi ben karşına gideceğim. Hayran hayran gözlerine bakacağım. Sen de yapacak bir şeyler bulursun herhalde. Peki tamam. Savaş yok ama. Yok. Hadi eyvallah. Yemekten sonra eve davet ederim. Ederim ya. Allah Allah. Karışma artık. Benimki de can. İstiyorum kardeşim. Aklımı oynatacağım artık ya. Tokatı çakarsa... Ya o benden daha heyecanlı. Niye çaksın? Ama şimdi belli de olmaz ki yani. İş o noktaya gelince... Sıkıntı şimdi. Yani yanlış anlamayacak da... Ama anlayacak da. İstiyor gibi olmayacaksın da... Ama razı da edeceksin de. Ne diyorum ben ya? Ali! Gel lan buraya. Benim kafamdan değişik değişik düşünceler geçiyor. Ali değil mi abi şimdi? Ali, sorsaydın o müdürlere onlar bilirdi. Yenge hangi restorana gitmekten hoşlanır, hangi şarabı açtırmaktan hoşlanır, neleri sever. Sorsaydın niye onlara sormadın abi? Sen otursana şöyle. Hayırdır sen bu aralar böyle bir sütlendin, bir hallendin? Böyle bir değişik değişik hareketler. Otursana oğlum. Sütlendin derken abi? Senin sıkıntın ne? Ne sıkıntısı abi? Niye lan kaşın gözün oynuyor senin? Oynamıyor abi kaşın gözün falan. Ali. Çok canımı sıkıyorsun benim bu aralara. Abi ne oldu ki şimdi? Ne oldu? Abi. Hı? İyi mi böyle? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.